Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda çok lezzetli bir yemeğimiz var. Antep yöremize ait Ali Nazik kebabımız var. Kuzu etiyle yapacağız. Çok lezzetli, güzel bir yemeğimiz olacak bugün. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 600 gram kadar kuzu etim var. Mümkün olduğunca minik doğradım. Bıçak arası da yapabilirsiniz eğer yapabiliyorsanız. Yağlı kısımlarını da minik minik doğradım. Yani kıymadan birazcık daha büyükler gördüğünüz gibi. Tabii ki daha irisini de kullanabilirsiniz ama bıçak arası daha güzel gözükecek üzerinde. Kıyma ile de yapılabiliyor Ali Nazik. Ale Nazik diye de adlandırılır ayrıca. Kuzu kuşbaşı ile de yapılabilir. Kuzu sevmiyorsanız dana eti ile de yapabilirsiniz tabii ki. Bunların opsiyonları değişebiliyor tabii ki sizin ailenizin damak tadınıza göre. Dediğim gibi aslen bir Antep yemeğidir. Çok lezzetli bir yemektir. Kebap diye de adlandırılır. O yüzden ben sizlere kuzu etli olanını yapmak istedim bugün. Daha önce biliyorsunuz tavuklu hazırlamıştım. Izgarada, tavuk şişlerde. O şekilde tavuk ile de yapabilirsiniz tabii ki. Eğer evinizde kırmızı et yemeyen bireyler varsa aile fertleri tavukluyu da deneyebilirsiniz. O da çok lezzetli olur. Önce etimi hazırladım. O bir kenarda beklerken gördüğünüz gibi patlıcanlarımı közlemiştim fırında. Yarım saat içerisinde zaten közlendiler. Şöyle ucundan tutup soyuyoruz hepsini. Güzel tertemiz hepsini soyduktan sonra biraz bekleteceğim. Siyah suyu vardır. O suyu aksın diye. Diğer tarafta patlıcanlarımın suyu süzülürken ben etimi kavuracağım. Tavamı ocağa koydum, iyice ısıttım. Yüksekten bile sıcaklığını hissediyorum artık. Etimi ekledim. Hiç yağ eklemeden etimi kavuracağım. Çünkü kuzu eti bilirsiniz oldukça zaten yağlı bir ettir. O yüzden hiç yağ eklemeden öncelikle etlerimin dış yüzeylerinin hepsi aynı renge gelinceye kadar mühürleyeceğim. Gördüğünüz gibi yüksek ateşten dolayı hepsinin rengi hemen döndü. Sulanmaya başlıyor bakın. Şimdi altını kısacağım tamamen. Kendi suyunu bırakınca kapağını da kapatacağım. Ve kendi suyunu bırakıp çekinceye kadar hiç kapağını açmadan pişireceğim. Zaten cam kapak kullandığım için rahatlıkla göreceğim suyunun bitip bitmediğini. O süre içerisinde de zaten etlerim pişmiş olacaklar. Evet, etlerimiz pişerken patlıcanlarımızı hazırlayalım şimdi de. Şöyle ortadan böldüm patlıcanların suyu daha rahat çıksınlar diye. Ayrıca bir süzgeç hazırladım. Orada sularının akması için bekleteceğim etim pişene kadar. Şöyle küçük küp küp doğruyorum. Evet, bu şekilde bekleteceğim. Görüyorsunuz siyah suyu çıkmış. Bu yemeğimin lezzetini bozmasın diye tabii ki bu suyu süzüyoruz. Patlıcanın acı suyu oluyor burası. Etlerim suyunu çekti görmüş olduğunuz gibi. Tavuk şişlerimi marine etmek için kullandığım bir küçük kuru soğanın suyundan kalmıştı bu taneler. O taneleri de kendi yemeğimizde kullanarak değerlendirdim. Rendelenmiş olduğundan zaten kavrulunca etin içerisinde hiç görünmedi. Sadece lezzetini verdi etimize. Normalinde koymam zaten soğan ama bu sefer değerlendirmek için koydum. Gördüğünüz gibi 2 çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı da karabiber ekleyip tekrar şöyle bir karıştırıp dış yüzeylerinin kızarmalarını sağladım. Ve altını kapatıp kapağını da kapatıp bir kenarıya aldım. Etim artık hazır. Evet, tekrar patlıcan sövmemi hazırlayabilmek için tavamı ısıttım başka bir tavayı. Sarımsaklarımı ekledim. 2 diş sarımsak ekledim. Rendelenmiş ve hemen ardından artık suları tamamen süzülmüş olan patlıcanlarımı ekledim. Bir karıştırdıktan sonra tuzunu ekledim. Tuzla beraber de 1-2 dakika altını kısıp kavurduktan sonra ısıttıktan sonra daha doğrusu altını kapattım. Bu işlemi yemeğe bir 10 dakika kala yaparsanız çok daha iyi olur. Sıcak sıcak taze hazırlanıp yenmesi daha lezzetli olacaktır. Altını kapatıp
Yoğurdunu ekleyeceğim. Karıştıracağım yoğurtla da beraber. Daha sonrasında artık hemen direkt servis yapabiliriz. Ve artık o arada eşim de işten geldi zaten. Sıcak sıcak direkt masamda hazırdı. Servis yaptım. Servis tabağına önce yoğurtlu patlıcan sörmemi, ardından közlediğim domates ve biber dilimlerimi kenarlarına yerleştirdim. Onları da fırında dilimleyerek en üst kademesine, ızgara kademesine getirip açtım. Ve o şekilde ızgara kademesinde domates ve biberlerimi de közledim. Kenarlarında hem dekorasyon hem de lezzetli oluyor biliyorsunuz onlar da. Dizdim. Üzerlerine etimi yerleştirdim sörmemin üzerine. Aynı zamanda şu anda diğer tarafta ocağımda 1,5 yemek kaşığı sade yağım eriyor. Yarım çay kaşığı da kırmızı biber ekledim. Onu dökeceğim birazdan yemeğimin üstüne ve yemeğim hazırdır artık. Evet, cızırtıyı da duydunuz. Harika değil mi? Sade yağın tadına, lezzetine üzerindeki doyamayacaksınız. Biliyorsunuz zaten hiç yağ koymadan yapmıştık etimizi, yemeğimizi. Üzerindeki bu yağ hiç de fazla gelmedi. Merak etmeyin. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka tarifimde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Tarifin tüm detaylarını web sitemden takip edebilirsiniz.